Yeşilçam'ın bir numaralı jönlerinden Tatsız Kralı Ayhan Işık'ın bugün doğum günüydü. Sevenleri onun doğum gününü unutmadı. Yeşilçam'ın efsane sanatçıları bir araya gelip eski günleri yad ettiler, Ayhan Işık'ı andılar. Sanki seni çok eskiden tanıyormuş gibi. Bazen bir bakışıyla kadınları kendine aşık eden hızlı bir çapkın... Zavallı kızı deliye çevirmişler. Resimlerini de göndermiş bak. Bazen müşfik bir baba, bazen de bir otobüs şoförü olarak çıktı karşımıza. Yerler numaralı desene. Ne münasebe. Numaralı olsa mutlaka bir yanlışlık olur. O Yeşilçam'ın tatsız kralı, Ayhan Işık. Yaşasaydı 86. doğum günü kutluyor olacaktı. Eskiden kumara verdiği parayı şimdi bankaya yatırıyor. Yeşilçam'da en çok kavga eden, en çok küsen ve en çok barışan Ayhan Işık'la Göksel Arsoy'dur. Gerçekten kral lakabını her türlü hak etmiş büyük bir sanatçı. Onu çok özledim. Arkadaşları, dostları, ailesi. Işık'ın 86. doğum gününde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Kurulan Barkovizyon'dan onun filmlerini izlediler, Yeşilçam günlerini yad ettiler. Bizim için çok özeldi tabii, çok önemli birisiydi. Ayhan abiyle ben de 3-5 tane filmde oynamak şerefine nail oldum. Çok özeldi. Türk sinemasında prensip sahibi olmayı ondan öğrendim. Asla geç kalmadım, hala geç kalmam. Özel yaşamını sadece kendi bilen, popülerite meraklısı olmayan bir kimlik olduğunu biliyoruz. Işık'ın eşi Gülşen Işık'la kızı Serap Işık da oradaydı. Babasının kara kalem bir portresi hediye edildi. Çok mutluyuz. Eski günleri yaşadık. Yeşilçam'dan, emekten, sinemadan bahsedildi Ayhan Işık'ın doğum günü etkinliğinde. Ama bir gündemi daha vardı eski dostların. O da vefasızlık. Çok iyi yönetmenlerle çalıştık. Aynen. Ben ne yazık ki bir iki yenilerle çalıştım. Adam selam vermiyor. Yeşilçam filmlerinin gizli sesi Belkıs Özener de oradaydı. Sahneye çıktı, Hülya Koçyiğit'le birlikte unutulmayan şarkılarını Ayhan Işık için seslendirdi. Bırak beni, elveda güzel sevgilim. 1966 yılında ta Münih'ten İstanbul'a kendi sürmüştü Ayhan Işık bu özel arabasını. Bugün Balmumu heykelinin hemen yanında sergileniyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin bir sürprizi daha vardı. 1961 yılında çekilen, başrollerini Ayhan Işık'la Türkan Şoray'ın paylaştıkları Otobüs Yolcuları adlı filmde kullanılan otobüs de üzerinde filmden sahnelerin yer aldığı fotoğraflarla seremonideki yerini aldı. Çok sevindim bu hatta geldiğine. Bak sen de seveceksin. Etkinliğin sonundaysa Yeşilçam'ın unutulmayan sanatçıları Ayhan Işık için pasta kesti. Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğinde anıldı. Efsane sanatçının 86. yaş günü yıllar önce filmlerde birlikte rol aldığı dostlarını da buluşturdu. Eski günler yad edildi ve hatıralar paylaşıldı. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar. Daha kimler kimler? Türk sinemasının efsaneleri bugün İstanbul Kadıköy'de Tatsız Kral Ayhan Işık için bir araya geldi. Yeşilçam'ın en büyük jönü olarak kabul edilen Ayhan Işık 86. yaşında anıldı. Halbuki bir memur olarak günde size 10 saat ihtiyacım var. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim. Sizi bekliyorlar. Siz biraz bakar mısınız? Beni pişman ettin dedi. Keşke söylemeseydim dedi. Çocuklar yani anlatsam ciltlere sığmayan bir kitap olur. Etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili ve Balmumu heykeli de getirildi. Milyonlarımı ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı, çok yakışıyor mu sana derdi.
şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. Takılırdı. Sonra şeye çok dikkat ederdi. Yazdı çalıştığımızda. Yazları genellikle beyaz peynir ve üzüm yerdi. Ve bana da onu önerirdi. Gez ve fit ol derdi. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar, çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum, ele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık, bizi yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Günün anısına toplu fotoğraf çektirildi. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'le Hülya Koçyiğit de beraber şarkı söyleyip dans ettiler. Kral Ayhan Işık yaşasaydı bugün 86 yaşında olacaktı. Ailesi ve Yeşilçam'da birlikte rol aldı dostları. Onu anmak için bir araya geldi. Davetlileri kapıda Ayhan Işık karşıladı. Sen benim için en değerli şeyi öldürdün. Hiçbir şey söylemeye hakkın yok. Hem konuşup da ne olacak? Balmumundan heykeli, favori klasik otomobilleri. Taçsız Kral doğum gününde sevenleriyle birlikteydi. İlk karşılaştığımız gün nasıl heyecanla titrediysem şu anda da titriyorum. Sanki gerçek, sanki şu anda aramızda gibi. Gerçekten çok etkilendim. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en önemli jönlerinden biri. Kral lakaplı usta oyuncu Ayhan Işık aramızdan ayrılalı 36 yıl oldu. Ünlü sanatçının bugün doğum günüydü. Yaşasaydı 86 yaşında olacaktı. Fakirliğinizi öne sürüp beni atlatmaya çalışıyorsunuz. Randevu almadan buradan bir yere gitmem. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Yeşilçam'a saygı temalı bir aktivite düzenledi. Hem Türk sinemasının 100. yılı kutlandı, hem de Ayhan Işık doğum gününde anıldı. Eşi, kızı ve Yeşilçam'dan dostları Işık'ı yalnız bırakmadı. Bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Çok erken aramızdan ayrıldı. Şu yapılan tören çok hoş bir şey. Sadece oyunculuğuyla değil, otomobillere olan düşkünlüğüyle de hatırlanıyor Ayhan Işık. İşte Balmumu heykeli ve o dönem kullandığı 1966 model spor otomobilinin bir muadili. Türk sinemasının yakışıklı jönü Ayhan Işık'ın rol aldığı filmlerde kullandığı arabalar klasik otomobiller aslında. İşte onlardan biri daha Otobüs Yolcuları filminde Türkan Şoray'la birlikte rol almıştı Ayhan Işık ve işte o bu otobüsü kullanmıştı. Aynı zamanda da oto dizayn ediyordu. Otomobil çok meraklıydı arabalara. Zaten arabası da biliyorsunuz burada görülüyor. Ayhan'la benim bugünkü sinemanın temelini biz attık dersem yalan değil. Gerçekten kral lakabını her türlü hak etmiş büyük bir sanatçı. Benim de iki film çalışmak kısmet oldu kendisiyle. Sevdiğim adam ve VTR'de de gösteriyor şimdi. Kardeşini oynadım bir filmde de. Unutulmaz isimler de bu vesileyle bir araya geldi. Tek tek sahneye çıkıp Ayhan Işık'ı anlattılar. En sondaysa sesini bildiğimiz ama kendisini görmeye pek alışık olmadığımız bir isim. Belkıs Özener aldı eline mikrofonu ve çok sevilen o şarkıyı söyledi. Gidiyorum, bırak beni, elveda güzel sevgili, ağlama ki gözlerim nasıl olsa uyur bir. Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğinde anıldı. Sanatçının 86. yaş günü filmlerde birlikte rol aldığı dostlarını da buluşturdu. Ölmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar. Türk sinemasının yıldızları Taçsız Kral Ayhan Işık'ın 86. doğum günü nedeniyle bir araya geldi. Veya kendisi... Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim.
İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili de getirildi. Milyonlarımı ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı, çok yakışıyor mu sana derdi. Şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar, çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum, hele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Berkıs Özener'le Hülya Koçyiğit beraber şarkı söyledi. O yılların eskitemediği bir jön, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayhan Işık'tan bahsediyoruz. 36 yıl önce aramızdan ayrılan Ayhan Işık unutulmadı. Ailesi ve dostları İstanbul'da onun için bir araya geldi. Bak Nermin, bak bir tanem. Sen üzüldüğün zaman ben daha fazla üzülüyorum. Yeşilçam'ın ünlü jönü Ayhan Işık, namı diğer taçsız kral. Filmleri ve replikleriyle hala hafızalarda. Kimseden ilgi beklemiyorum ben. Hele sizin aileden hiç böyle bir şey istemem. Taçsız kral tam 36 yıl önce hayata veda etti. Ama ailesi ve dostları onu unutmadı. Buraya kadar zahmet edip gelen bütün eşimize, dostumuza, herkese teşekkür. Ayaklarına sağ olun. Böyle bir torunu olmak çok gurur duyuyorum. Çok güzel bir duygu. Her ne kadar onu tanıyamamış olsam da. Ayhan Işık 86. yaş gününde anıldı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı temalı etkinliğine Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak ve Selda Alkor gibi birçok ünlü isim katıldı. Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Ayhan abi çok eski bir aile dostu. Çok severdi. Birlikte çok çalıştık. Ayhan Işık oynadığı filmlerde kullandığı otomobillerle de konuşulurdu. O otomobiller anmada görücüye çıktı. Işık'ın Balmumu heykeli de ilgi odağı oldu. Sadece tımarhaneye tıkmak istediler. 60'lı yılların ünlü sanatçısı Berkıs Özener ve ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit anmada Işık anısına şarkı söylediler. Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık 86. doğum gününde anıldı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organizasyonunda sevenleri bir araya geldi, özlemini dile getirdi. Hülya Koçyiğit, İzzet Günay, Selda Alkor, Göksel Arsoy, Süleyman Turan, Eşref Kolçak, Sevda Perda. Yeşilçam emektarı usta isimler Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık için bir araya geldi. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Gerçekten hüzün doldu hepimizin içine. Çok genç yaşta kaybettik. Ben sadece şunu söyleyeceğim, onu çok özlüyorum. Ayhan Işık'ın 86. doğum gününün kutlandığı etkinliği İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği düzenledi. Dernek yöneticileriyle birlikte Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da organizasyonda ev sahipliği yaptı. Çok gururluyum böyle bir dedenin torunu olmaktan dolayı, çok mutluyum ve gururluyum yani, çok çok büyük bir isim. Dostları ünlü aktörün Balmumu heykeliyle Işık'ın yokluğunu unutmaya çalıştı. Seyirci özlüyor, biz özlüyoruz. Keşke olsalardı ve sinema onlarla devam etseydi. Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık'ın Münih'ten İstanbul'a kadar bizzat kullanarak getirdiği 1969 model otomobilin birebir kopyası da etkinlikte sergilendi. Yeşilçam'ın usta isimleri Ayhan Işık'la paylaşımlarını aktardı. İzzet Günay, disiplinli olmasıyla bilinen Ayhan Işık'ın sağlığına da çok dikkat ettiğini söyledi. Kemalpaşa tatlısı yememiş ve tanımıyor. Tattı, bayıldı. Yani nasıl baktı, böyle gözleri parladı. Ve Marmaris'e yaklaştığımızda hala diyordu, İzzet bir daha geçeceğiz değil mi, otelde yemek yiyeceğiz değil mi? Organizasyonda Ayhan Işık'ın hayatıyla ilgili her detay yansıtılmaya çalışıldı. Otobüs yolcuları, başrollerinde Türkan Şoray, Ayhan Işık, iki güçlü isimle Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasına giren yapımda kullanılan otobüsün bir benzeri de etkinlikte diğer klasik otomobillerle birlikte sergilendi.
Organizasyonun sonunda usta isimler hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayhan Işık'ın fotoğrafının olduğu doğum günü pastası kesildi. Ayhan Işık yaşasaydı 86 yaşında olacaktı. Sevenleri de onu unutmamışlar. Bir Ayhan Işık günü yapmışlar. İzleyelim. Sen benim için en değerli şeyi öldürdün. Hiçbir şey söyleme hakkın yok. Hem konuşup da ne olacak? Balmumundan heykeli, favori klasik otomobilleri. Taçsız kral doğum gününde sevenleriyle birlikteydi. İlk karşılaştığımız gün nasıl heyecanla titrediysem şu anda da titriyorum. Sanki gerçek, sanki şu anda aramızda gibi. Gerçekten çok etkilendim. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en önemli jönlerinden biri. Kral lakaplı usta oyuncu Ayhan Işık aramızdan ayrılalı 36 yıl oldu. Ünlü sanatçının doğum günüydü. Yaşasaydı 86 yaşında olacaktı. Fakirliğinizi öne sürüp beni atlatmaya çalışıyorsunuz. Randevu almadan buradan bir yere gitmem. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Yeşilçam'a saygı temalı bir aktivite düzenledi. Hem Türk sinemasının 100. yılı kutlandı hem de Ayhan Işık doğum gününde anıldı. Eşi, kızı ve Yeşilçam'dan dostları Işık'ı yalnız bırakmadı. Bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Çok erken aramızdan ayrıldı. Şu yapılan şey, tören çok hoş bir şey. Sadece oyunculuğuyla değil, otomobillere olan düşkünlüğüyle de hatırlanıyor Ayhan Işık. İşte Balmumu heykeli ve o dönem kullandığı 1966 model spor otomobilinin bir muadili. Türk sinemasının yakışıklı jönü Ayhan Işık'ın rol aldığı filmlerde kullandığı arabalar klasik otomobiller aslında. İşte onlardan biri daha Otobüs Yolcuları filminde Türkan Şoray'la birlikte rol almıştı Ayhan Işık ve işte o bu otobüsü kullanmıştı. Aynı zamanda da oto dizayn ediyordu. Otomobil çok meraklıydı arabalara. Zaten arabası da biliyorsunuz burada görüldü. Ayhan'la benim bugünkü sinemanın temelini biz attık dersem yalan değil. Gerçekten kral lakabını her türlü hak etmiş büyük bir sanatçı. Benim de iki film çalışmak kısmet oldu kendisiyle. Sevdiğim adam ve VTR'de de gösteriyor şimdi. Kardeşini oynadım bir filmde de. Unutulmaz isimler de bu vesileyle bir araya geldi. Tek tek sahneye çıkıp Ayhan Işık'ı anlattılar. En sondaysa sesini bildiğimiz ama kendisi ...sini görmeye pek alışık olmadığımız bir isim. Belkıs Özener aldı eline mikrofonu ve çok sevilen o şarkıyı söyledi. Gidiyorum, bırak beni, elveda güzel. Yeşilçam'ın çınarları Taçsız Kralı için bir araya geldi. Ayhan Işık setleri paylaştı, yıldızların katıldığı törenle İstanbul'da anıldı. Tam zamanında tanıdım yoksa çantayı kafama yiyecektim. Klasik Otomobilciler Derneği Türk sinemasının Taçsız Kralı Ayhan Işık için özel bir anma töreni düzenledi. Aktörün uzun yıllar kullandığı 1966 model otomobiliyle unutulmaz filmi Otobüs Yolcularındaki otobüsün muadili sergilendi. Biraz hüzün var, biraz mutluluk var. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dedenin torunu olmak çok gurur verici. Ayhan Işık Balmumu heykeliyle dostlarını selamladı. Türk sinemasına yol göstermiştir. Türk sinemasının kaidelerini koymuş insandır. Ayhan'la benim dediğim gibi bugünkü sinemanın temelini biz attık dersem yalan değil. Onun için işte o jenerasyondan ben, Fikret, bir de Ahmet kaldı. Hanımlardan da bir tek muhterem kaldı. Türk sineması unutulmayacak büyük sanatçılar yetiştirdi ve Ayhan Işık gibi bir kral yetiştirdi. Anma Ayhan Işık'ın 5 Mayıs'taki 86. doğum günü için hazırlanan pastanın kesimiyle sona erdi. Ayhan Işık 16 Haziran 1979'da beyin kanaması sebebiyle 50 yaşında hayatını kaybetmişti. Sabire ninenin. Zaten yeni evine geçiyorum. Belki de unutulmaz oyuncu merhum Ayhan Işık'ın 86. yaş günü kutlandı. Yeşilçam'ın kral lakaplı jönü ailesi, dostları ve sevenleri tarafından anıldı. Türk filmlerinde kullanılan birbirinden güzel klasik otomobiller de törendeki yerini aldı. Güneş söndürendir bunun adı. İki gün sonra tekrar görmeye başlarsınız. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Anladın mı budala?
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Ayhan Işık 86 yaşında. Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık 86. doğum gününde dostları tarafından anılıyor. O da gelenleri bal mumu heykeli ve kendi kullandığı otomobiliyle selamlıyor. Akşama kadar ona bir plan çekmesine... İstanbul Klasik Otomobilciler, 1979 yılında aramızdan ayrılan Ayhan Işık'ın 86. doğum günü için bir tören düzenledi. Saygılı, terbiyeli, yetenekli, yakışıklı. Yani gerçekten Türk sinemasına çok büyük katkıları olan bir insan. Ayhan Işık desek ilk aklınıza ne gelir? Ayhan Işık desek sinemamızın kralı. İlk jönümüz, ilk Avrupa'yı oyuncumuz. Bence Ayhan Işık dünya sinemasına diyebilirim. Gelmiş geçmiş en karizmatik, en yakışıklı bir aktördü. Ama onun dışında beni en çok ilgilendiren yanı da hiç popülist bir takım meselelere yüz vermeden özel yaşamını kendine saklayarak yaşamış olması onu bence pek çok yönden olduğu gibi bir yönden de kral yaptı diye düşünüyorum. Etkinlikte Ayhan Işık'ın eşi Gülşen, kızı Serap ve torunu Emre Levent de hazır bulundu. 40 seneye yakın oldu. Yine hatırladıkları için teşekkür ediyoruz. Duygulanıyoruz tabii bu kadar sene sonra tekrar tekrar hatırlamak çok güzel. Tanımak kısmet olmadı ama yani böyle bir dedenin torunu olduğum için çok gururluyum. Böyle... Benzetiyorlar mı sizi? Benzetiyorlar. O konuda annem çok benziyor. Ya ben kendimi benzetmezdim. Ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz yani inanılmaz benzetiyorum. Sinemanın çınarları da Yeşilçam'ın kralı için bir aradaydı. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Nur içinde yatsın anılarıyla ve filmleriyle hep beraberiz zaten onunla. Sinemada prensipleri olan, pazar günleri çalışmayan, ayda 20 gün çalışıp 10 gün dinlenen, sporunu yapan, ölçülü yaşayan biriydi. Biz de çok feyiz aldık ondan. Çok şeyler öğretti bize. Önce iş ahlakının ne olduğunu, nasıl davranılması gerektiğini bu film serüveni, sinema serüveni içerisinde çok büyük ölçüde ondan öğrendik. Türk filmlerinde kullanılan klasik otomobiller ve minibüsler de törende sergilendi. Ayhan Işık'ın oynadığı filmler kurulan Sinevizyon'da gösterildi. Kralın yeni yaşı için pastayı ise dostları kesti. Evet. Bizi muhakkak ki bir yerlerden görüyor. Bakıyor ve görüyor. Onu çok seviyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Yılmaz Güney'e çirkin kral denirdi Yeşilçam'da. İşte ne bileyim Kemal Sunal'a komedinin kralı denirdi. Bir de bir taçsız kralı vardı Türk sinemasının. Onun da adı Ayhan Işık'tı. İşte Ayhan Işık'ın doğum günü için Yeşilçam'ın usta isimleri dün bir araya geldi ve Ayhan Işık'ı andı. Aynı eski günlerdeki gibi hepsi bir arada ama bir hariç. Yeşilçam'ın usta isimleri Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık'ı böyle andı. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Gerçekten hüzün doldu hepimizin içine. Çok genç yaşta kaybettik. Ben sadece şunu söyleyeceğim, onu çok özlüyorum. Ayhan Işık'ın 86. doğum günü kutlandı dün. İstanbul'daki etkinliği Klasik Otomobilciler Derneği düzenledi. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok gururluyum böyle bir dedenin torunu olmaktan. Dolayı çok mutluyum ve gururluyum yani. Çok büyük bir isim. Dostları da yalnız bırakmadı onu. Anılar yad edildi. Kemalpaşa tatlısı yememiş ve tanımıyor. Tattı, bayıldı. Yani nasıl baktı böyle gözleri parladı. Ve Marmaris'e yaklaştığımızda hala diyordu İzzet bir daha geçeceğiz değil mi? Otelde yemek yiyeceğiz değil mi? Yani. Etkinlikte Ayhan Işık'ın bal mumundan heykeli ve kullandığı otomobillerin benzerleri dikkat çekti. Seyirci özlüyor, biz özlüyoruz. Keşke olsalardı ve sinema onlarla devam etseydi. Ve pasta da unutulmadı. Usta isimler Ayhan Işık'ın fotoğrafının olduğu doğum günü pastası kesti. Nasıl olsa oyun bitti.
Güzel bir etkinlikle sürdüreceğiz bültenimizi. Dün Türk sinemasının Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık'ın doğum günüydü. Yaşasaydı 86 yaşında olacaktı. Ve rol arkadaşları, sinemadan arkadaşları, ailesi bir araya geldi. Filmleriyle yad ettiler Ayhan Işık'ı. Sanki seni çok eskiden tanıyormuş gibi. Bazen bir bakışıyla kadınları kendine aşık eden hızlı bir çapkın... Zavallı kızı deliye çevirmişler. Resimlerini de göndermiş bak. Bazen müşfik bir baba, bazen de bir otobüs şoförü olarak çıktı karşımıza. Yerler numaralı desene. Ne münasebe. Numaralı olsa mutlaka bir yanlışlık olur. O Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık. Yaşasaydı 86. doğum günü kutluyor olacaktı. Eskiden kumara verdiği parayı şimdi bankaya yatırıyor. Yeşilçam'da en çok kavga eden, en çok küsen ve en çok barışan Ayhan Işık'la Göksel Arsoy'dur. Gerçekten kral lakabını her türlü hak etmiş büyük bir sanatçı. Onu çok özledim. Arkadaşları, dostları, ailesi. Işık'ın 86. doğum gününde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Kurulan Barkovizyon'dan onun filmlerini izlediler, Yeşilçam günlerini yad ettiler. Bizim için çok özeldi tabii, çok önemli birisiydi. Ayhan abiyle ben de 3-5 tane filmde oynamak şerefine nail oldum. Çok özeldi. Türk sinemasında prensip sahibi olmayı ondan öğrendim. Asla geç kalmadım, hala geç kalmam. Özel yaşamını sadece kendi bilen, popülerite meraklısı olmayan bir kimlik olduğunu biliyoruz. Işık'ın eşi Gülşen Işık'la kızı Serap Işık da oradaydı. Babasının kara kalem bir portresi hediye edildi. Çok mutluyuz. Eski günleri yaşadık. Yeşilçam'dan, emekten, sinemadan bahsedildi Ayhan Işık'ın doğum günü etkinliğinde. Ama bir gündemi daha vardı eski dostların. O da vefasızlık. Çok iyi yönetmenlerle çalıştık. Aynen. Ben ne yazık ki bir iki yenilerle çalıştım. Adam selam vermiyor. Yeşilçam filmlerinin gizli sesi Belkıs Özener de oradaydı. Sahneye çıktı, Hülya Koçyiğit'le birlikte unutulmayan şarkılarını Ayhan Işık için seslendirdi. Bırak beni, elveda güzel sevgilim. 1966 yılında ta Münih'ten İstanbul'a kendi sürmüştü Ayhan Işık bu özel arabasını. Bugün Balmumu heykelinin hemen yanında sergileniyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin bir sürprizi daha vardı. 1961 yılında çekilen, başrollerini Ayhan Işık'la Türkan Şoray'ın paylaştıkları Otobüs Yolcuları adlı filmde kullanılan otobüs de, üzerinde filmden sahnelerin yer aldığı fotoğraflarla seremonideki yerini aldı. Çok sevindim bu hatta geldiğine. Bak sen de seveceksin. Etkinliğin sonundaysa Yeşilçam'ın unutulmayan sanatçıları Ayhan Işık için pasta kesti. Hiç unutulmayacak Ayhan. O yılların eskitemediği bir jön. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayhan Işık'tan bahsediyoruz. 36 yıl önce aramızdan ayrılan Işık unutulmadı. Ailesi ve dostları İstanbul'da onun için bir araya geldi. Bak Nermin, bak bir tanem. Sen üzüldüğün zaman ben daha fazla üzülüyorum. Yeşilçam'ın ünlü jönü Ayhan Işık, namı diğer taçsız kral. Filmleri ve replikleriyle hala hafızalarda. Kimseden ilgi beklemiyorum ben. Hele sizin aileden hiç böyle bir şey istemem. Taçsız kral tam 36 yıl önce hayata veda etti. Ama ailesi ve dostları onu unutmadı. Buraya kadar zahmet edip gelen bütün eşimize, dostumuza herkese teşekkür. Ayaklarına sağ olun. Torunu olmak gurur duyuyorum. Çok güzel bir duygu. Her ne kadar onu tanıyamamış olsam da. Ayhan Işık 86. yaş gününde anıldı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı temalı etkinliğine Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak ve Selda Alkor gibi birçok ünlü isim katıldı. Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Ayhan abi çok eskimiş. Aile dostumuz. Çok sever. Birlikte çok çalıştık. Ayhan Işık oynadığı filmlerde kullandığı otomobillerle de konuşulurdu. O otomobiller anmada görücüye çıktı. Işık'ın Balmumu heykeli de ilgi odağı oldu. Sadece tımarhane etmek istediler. 60'lı yılların ünlü sanatçısı Belkıs Özener ve ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit anmada Işık anısına şarkı söylediler.
Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğinde anıldı. Efsane sanatçının 86. yaş günü yıllar önce filmlerde birlikte rol aldığı dostlarını da buluşturdu. Ölüm edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Serkan! Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar. Türk sinemasının yıldızları taçsız kral Ayhan Işık'ın 86. doğum günü nedeniyle bir araya geldi. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim. İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili de getirildi. Milyonların ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı. Çok yakışıyor mu sana derdi. Şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar, çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum, hele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık bizi... Yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Berkıs Özener'le Hülya Koçyiğit beraber şarkı söyledi. Yeşilçam'ın taçsız kralı Ayhan Işık, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğinde anıldı. Efsane sanatçının 86. yaş günü yıllar önce filmlerde birlikte rol aldığı dostlarının da buluşturdu. Eski günler yad edildi, hatıralar paylaşıldı. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Serkan! Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar, daha kimler kimler. Türk sinemasının efsaneleri İstanbul Kadıköy'de taçsız kral Ayhan Işık için bir araya geldi. Yeşilçam'ın en büyük jöni olarak kabul edilen Ayhan Işık 86. yaşında anıldı. Memur olarak günde size 10 saat ihtiyacım var. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim. Sizi bekliyorlar. Siz biraz bakar mısınız? Beni pişman ettin dedi. Keşke söylemeseydim dedi. Çocuklar yani... Anlatsam ciltlere sığmayan bir kitap olur. Etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili ve bal mumu heykeli de getirildi. Milyonları ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı. Çok yakışıyor mu sana derdi. Şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. Takılırdı. Sonra şeye çok dikkat ederdi. Yazdı çalıştığımızda. Yazları genellikle beyaz peynir ve üzüm yerdi. Ve bana da onu önerirdi. Yez ve fit ol derdi. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar, çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum, hele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık bizi... Yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Günün anısına toplu fotoğraf çektirildi. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Berkıs Özener'le Hülya Koçyiğit beraber şarkı söyleyip dans ettiler. Hey!
Unutulmaz oyuncu Ayhan Işık'ın 86. yaş günü kutlandı. Yeşilçam'ın kral lakaplı jönü ailesi, dostları ve sevenleri tarafından anıldı. Türk filmlerinde kullanılan birbirinden güzel klasik otomobiller de törende yerini aldı. Bizler bu haberle bültenimizi noktalıyoruz, ancak saat başında tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Güneş söndürendir bunun adı. İki gün sonra tekrar görmeye başlarsınız. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Anladın mı budala? Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Ayhan Işık 86 yaşında. Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık 86. doğum gününde dostları tarafından anılıyor. O da gelenleri bal mumu heykeli ve kendi kullandığı otomobiliyle selamlıyor. Akşama kadar ona bir plan çekmesine... İstanbul Klasik Otomobilciler, 1979 yılında aramızdan ayrılan Ayhan Işık'ın 86. doğum günü için bir tören düzenledi. Saygılı, terbiyeli, yetenekli, yakışıklı. Yani gerçekten Türk sinemasına çok büyük katkıları olan bir insan. Ayhan Işık desek ilk aklınıza ne gelir? Ayhan Işık desek sinemamızın kralı. İlk jönümüz, ilk Avrupa'yı oyuncumuz. Bence Ayhan Işık dünya sinemasına diyebilirim. Gelmiş geçmiş en karizmatik, en yakışıklı bir aktördü. Ama onun dışında beni en çok ilgilendiren yanı da hiç popülist bir takım meselelere yüz vermeden özel yaşamını kendine saklayarak yaşamış olması onu bence pek çok yönden olduğu gibi bir yönden de kral yaptı diye düşünüyorum. Etkinlikte Ayhan Işık'ın eşi Gülşen, kızı Serap ve torunu Emre Levent de hazır bulundu. 40 seneye yakın oldu. Yine hatırladıkları için teşekkür ediyoruz. Duygulanıyoruz tabii bu kadar sene sonra tekrar tekrar hatırlamak çok güzel. Tanımak kısmet olmadı ama yani böyle bir dedenin torunu olduğum için çok gururluyum. Benzetiyorlar mı sizi? Benzetiyorlar. O konuda annem çok benziyor. Ya ben kendimi benzetmezdim. Ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz yani inanılmaz benzetiyorum. Sinemanın çınarları da Yeşilçam'ın kralı için bir aradaydı. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez mi? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Nur içinde yatsın, anılarıyla ve filmleriyle hep beraberiz zaten onunla. Sinemada prensipleri olan, pazar günleri çalışmayan, ayda 20 gün çalışıp 10 gün dinlenen, sporunu yapan, ölçülü yaşayan biriydi. Biz de çok feyiz aldık ondan. Çok şeyler öğretti bize. Önce iş ahlakının ne olduğunu, nasıl davranılması gerektiğini bu film serüveni, sinema serüveni içerisinde çok büyük ölçüde ondan öğrendik. Türk filmlerinde kullanılan klasik otomobiller ve minibüsler de törende sergilendi. Ayhan Işık'ın oynadığı filmler kurulan Sinevizyon'da gösterildi. Kralın yeni yaşı için pastayı ise dostları kesti. Evet. Bizi muhakkak ki bir yerlerden görüyor. Bakıyor ve görüyor. Onu çok seviyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Oyuncu Ayhan Işık'ın 86. yaş günü kutlandı. Yeşilçam'ın kral lakaplı jönü ailesi, dostları ve sevenleri tarafından anıldı. Türk filmlerinde kullanılan birbirinden güzel klasik otomobiller de törende yerini aldı. Güneş söndürendir bunun adı. İki gün sonra tekrar görmeye başlarsınız. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Anladın mı budala? Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Ayhan Işık 86 yaşında. Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık 86. doğum gününde dostları tarafından anılıyor. O da gelenleri bal mumu heykeli ve kendi kullandığı otomobiliyle selamlıyor. Akşama kadar ona bir plan çekmesine... İstanbul Klasik Otomobilciler, 1979 yılında aramızdan ayrılan Ayhan Işık'ın 86. doğum günü için bir tören düzenledi. Saygılı, terbiyeli, yetenekli, yakışıklı. Yani gerçekten Türk sinemasına çok büyük katkıları olan bir insan. Ayhan Işık desek ilk aklınıza ne gelir? Ayhan Işık desek sinemamızın kralı. İlk jönümüz, ilk Avrupa'yı oyuncumuz... Bence Ayhan Işık dünya sinemasına
diyebilirim. Gelmiş geçmiş en karizmatik, en yakışıklı aktördü. Ama onun dışında beni en çok ilgilendiren yanı da hiç popülist bir takım meselelere yüz vermeden özel yaşamını kendine saklayarak yaşamış olması. Onu bence pek çok yönden olduğu gibi bir yönden de kral yaptı diye düşünüyorum. Etkinlikte Ayhan Işık'ın eşi Gülşen, kızı Serap ve torunu Emre Levent de hazır bulundu. 40 seneye yakın oldu. Yine hatırladıkları için teşekkür ediyoruz. Duygulanıyoruz tabii bu kadar sene sonra tekrar tekrar hatırlamak çok güzel. Tanımak kısmet olmadı ama yani böyle bir dedenin torunu olduğum için çok gururluyum. Benzetiyorlar mı sizi? Benzetiyorlar. O konuda anneannem ve annem... Çok benziyor. Ya ben kendimi benzetmezdim. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz... Yani inanılmaz benzetiyorum. Sinemanın çınarları da Yeşilçam'ın kralı için bir aradaydı. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez mi? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Nur içinde yatsın. Anılarıyla ve filmleriyle hep beraberiz zaten onunla. Sinemada prensipleri olan, pazar günleri çalışmayan, ayda 20 gün çalışıp 10 gün dinlenen, sporunu yapan, ölçülü yaşayan biriydi. Biz de çok feyiz aldık ondan. Çok şeyler öğretti bize. Önce iş ahlakının ne olduğunu, nasıl davranılması gerektiğini bu film serüveni, sinema serüveni içerisinde çok büyük ölçüde ondan öğrendik. Türk filmlerinde kullanılan klasik otomobiller ve minibüsler de törende sergilendi. Ayhan Işık'ın oynadığı filmler kurulan Sinevizyon'da gösterildi. Kralın yeni yaşı için pastayı ise dostları gönderiyoruz gökyüzüne. Evet. Bizi muhakkak ki bir yerlerden görüyor. Bakıyor ve görüyor. Evet. Onu çok seviyoruz. Abi size teşekkür ediyoruz. Söylediğin dağıtımın için. Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğinde anıldı. Efsane sanatçının 86. yaş günü, yıllar önce filmlerde birlikte rol aldığı dostlarını da buluşturdu. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Serkan! Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar. Türk sinemasının yıldızları Taçsız Kral Ayhan Işık'ın 86. doğum günü nedeniyle bir araya geldi. Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez mi? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim. İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili de getirildi. Milyonları ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı. Çok yakışıyor mu sana derdi. Şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum hele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık bizi... Yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'le Hülya Koçyiğit beraber şarkı söyledi. Yeşilçam'ın Taçsız Kralı Ayhan Işık, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Yeşilçam'a saygı etkinliğine anıldı. Efsane sanatçının 86. yaş günü, yıllar önce filmlerde birlikte rol aldığı dostlarını da buluşturdu. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, İzzet Günay, Engin Çağlar. Türk sinemasının yıldızları Taçsız Kral Ayhan Işık'ın 86. doğum günü nedeniyle bir araya geldi.
veya kendisi... Türk sinemasının kralı anılır da bizler gelmez miyiz? Seve seve koşa koşa geldik. Çünkü o bir kral. Gerçekten Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük kralı. Ondan çok şey öğrendim. Hatta bir gün bana dedi ki Sevda dedi bana hep Ayhan Bey diyordum. Bana ya Ayhan de ya Ayhan abi de dedi. Bir daha hiçbir şey söyleyemedim. İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe Ayhan Işık'ın uzun yıllar kullandığı otomobili de getirildi. Milyonları ele geçirebilmek için beni zehirleyebilirler. Şoförüm vardı. Çok yakışıyor mu sana derdi. Şoför kullanıyor, genç adamsın. İşte Ayhan abi oradan oraya yetişiyorum derdim. İlk Ayhan abi bu piyasaya kontrolü getirdi. Sabahleyin 8'den 9'dan evvel iş başlamayacak. Akşam olunca 7'de bitecek. Pazar günleri tatil yapacak oyuncular ve kadrolar, çalışılmayacak. Ayhan Işık'ın eşi Gülşen Işık, kızı ve torunu da oradaydı. Çok benziyor. Ben ona baktıkça gözlerim doluyor bazen. Çünkü inanılmaz benzetiyorum. Bilmiyorum, ele gençlik dönemlerini. Ayaklarına sağlık bizi... Yalnız bırakmayan eşimize, dostumuza da çok teşekkür ediyorum. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Berkıs Özener'le Hülya Koçyiğit beraber şarkı söyledi.